Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videoya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalımıza da abone sayısı arttığı için artık bir de Mayıs ayındayız. Yani çok açık ve net bir şekilde de bir bildiride bulunayım. Üye arkadaşlar, yani üyeliği düşünen arkadaşlar, şimdiden üye olabilirsiniz. Hani tam zamanı mı? Bence tam zamanı. Üye olmayan, ne bileyim, durum olmaz, kart olmaz, başka bir şey olmaz. Arkadaşlar, siz de bu saatten itibaren, yani bugünlerden itibaren videoları çok daha dikkatli izleyiniz. Aynı duyumları alırsınız ama videoları dikkatli izlemeniz gerekmekte. Şimdi derbi öncesinde Fenerbahçe'de iki flash gelişme diye bir başlık atma düşüncem var. Çünkü Fenerbahçe'de İki flash gelişme var. Birincisi Arda Güler. Yani Arda Güler gelişmesi var. Nedir Arda Güler gelişmesi? Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz son haftalarda çok güzel bir performans sergiliyor. Ve taraftarın sevgilisi haline geldi bir nevi Arda Güler. Ve sürpriz bir gelişme yaşandı. Nedir o gelişme? Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı öncesinde Arda Güler U17 milli takımının aday kadrosuna davet edildi. Bakın. Davet edildi. Tabii Avrupa Şampiyonası'nda yani şöyle bir şey var. Mücadele edecek U17 milli takımının aday kadrosunun 7 Mayıs'ta Riva'da milli takım tesislerinde toplanacağı öğrenildi. 8 Mayıs'ta da Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var ve Fenerbahçe'nin özel izin alması halinde Arda Güler dev maçı, yani özel izin almaması halinde dev maçı kaçıracak. Özel izin alması halinde de Fenerbahçe vatan haini ilan edilecek, biliyorsunuz. Geçmişte bunu yaşadık. Ve hani Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakalarında forma giymesi beklenmiyor. Zaten ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Beşiktaş maçını kazanmış olsa, inşallah kazanır. Yani Fenerbahçe kazanmış olsa ve bu maçtan sonra, yani bu kazanılan maçtan sonra Konyaspor'da mağlup olmuş olsa, yani yenilse oynayacağı takımla, Fenerbahçe otomatikman ligi ikinci bitirmiş olacak. Yani otomatikman matematiksel olarak ikinci bitirmiş olacak. Karagümrük ve Yeni Malatya maçlarında da Arda Güler kesin kes oynayabilirdi. Ama yani milli dava bizim için her şeyden daha önemli. İnşallah orada da resitaline devam eder. Yani 3 maçta forma giymeyecek. Fakat özel bir izin dahilinde Beşiktaş maçında derbi kadrosunda yer alıp milli takım kampına pazartesi günü gideceğini söyleyebilirim. Ama son iki maçı bir nevi kaçırmış oldu. Hocam çok eksikler var, çok gide şeyler var. Ozan Tufan da Fenerbahçe yönetimine kızgınmış. Kırgınmış. Çok üzülmüş Ozan Tufan. Mesut Özil'le birlikte kadro dışılar ya, çok üzülmüş. Keşke üzülmek yerine çalışmayı deneseydi. Mesela ben son zamanlarda çok kilo aldığımı düşünüyorum. Aşırı kilo aldığımı düşünüyorum. Kilo vermek için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hani ben kilo aldığım için çıkıp da işte kanalın abonelerine küssem salakça bir şey olur. Yani bilmem, anlatabildim mi? Şimdi Fenerbahçe'de ikinci gelişme Bright Osayi Samuel. Net olarak, kesin olarak Osayi Samuel dönüyor arkadaşlar. Derbi öncesi ikinci müjde olarak da bunu verelim. Nasıl yani? Şöyle yani. Sakatlığı tamamen geçti. Yani sakatlığı tamamen geçti. Ve Gaziantep maçında riske edilmedi Osayi Samuel. Yani direkt Osayi desem herhalde anlarsınız, öyle 2 saat ismini şey yapmayayım. Beşiktaş maçında yerini alabilecek arkadaşlar herhangi bir engel, herhangi bir vesaire yok. Onu söyleyeyim. Yani istediği, yani İsmail Kartal'ın istemesi halinde forma giyebilecek. Ve şimdi gözler ikincilik yarışında. Fenerbahçe'nin ikinci olmayı bir an önce kapması lazım. Ve Fenerbahçe'de son haftalarda en formda takımlarından birisi. Üst üste alınan galibiyetler, herkesin beğenisini topladı. Deplasmanda Fenerbahçe Beşiktaş'a konuk olacak. Hani Rize'ye oynanan maçta sakatlanmıştı ve devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Tedaviye olumlu yanıt verip takımla çalışmalara başlayan Osayi, bu şekilde söyleyeyim, görev verilmesi durumunda oynayabilecek.
İsmail Kartal'ın gelmesinin ardından sağ bek performansı tavan yapan Osayi sezonun geri kalan bölümünde 1 gol 3 asistlik bir katkı sağladı. Ve Osayi'yle ilgili çok ama çok ciddi şeyler de almıyor değiliz. Teklifler mi diyeyim, ilgi mektupları mı diyeyim, almıyor değiliz. Bir de herkesin dikkatinden kaçan bir olay var. Süper Lig'de gol krallığı yarışı. Bakın bu benim dikkatimden çok kaçtı aslında. Yani önemsemedim desem daha doğru olur. Ama iş önemsenecek boyuta gelmiş. Süper Lig'de 35 hafta geride kalıyor. Ve gol krallığı yarışında çok büyük bir mücadele var. Son 3 haftaya giriliyor. Gol krallığı yarışında çok yani kıyasıya bir mücadele varken çok da benzer şeyler var. Mesela ben buraya 13. sıradakini almadım. 14'ü de almayacaktım normalde ama 14'te Mame Tiam var. Kayserispor'da 11 golü var. Mame Tiam 11 golün 5'ini Galatasaray ve Beşiktaş'a attı desem inanmazsınız. Yani 11 golü var. Transfer gündemini meşgul eden ve Trabzonspor yönetiminden hani bir tek Trabzon meydanının tapusunu istemeyen Vakayeme'nin 11 golü var ki bu sene yani Vakayeme'de malum gayet yüksek çözünürlüklü bir performans sergiliyor. Şimdi 11. sıradakini atlıyorum. 10. sırada Haji Wright var. Antalyaspor'dan 12 gol. 9. sırada Balotelli var 12 gol. Maxim var Gaziantep'ten 12 gol. Pesic var Karagümrük'ten 14 gol. 11.'yi niye atladım? Orada Pesic'i de hatırlarsanız Fenerbahçe'nin de ismi anılıyordu falan. Şimdi 14 gol Pesic dursun. 11. sırada Jackson Muleka var. Kasımpaşa'dan 12 golle sıralamada olan futbolcu. Yalnız Muleka'nın diğerlerinden ayrı bir tarafı var arkadaşlar. Nedir biliyor musunuz? Devre arası geldi. Yani Muleka devre arası transferi. Eğer olur da gol kralı olursa ki Fenerbahçe'de bu şans varken olur. Böyle tarihine geçecek ya. Devre arasında gelip gol kralı olan herhalde ilk futbolcu olur diye düşünüyorum. Hocam Muleka Fenerbahçe'ye mi geliyor yoksa? Ben öyle bir şey söylemedim. Muleka'yla ilgili şunu söyleyeyim. Tabii ki de Galatasaray, Beşiktaş gibi isimler, gibi takımlar talip. Fenerbahçe de talip. Muleka Standard Liège'te 8.000 euro maaş alıyormuş diyor ama bu benim bildiğim ya bilgim dahilinde aylık bu. Aylık 8.000 euro. Yani yıllık 96.000 euroya falan tekabül ediyor. 100.000 euro diyelim. Zaten Kasımpaşa'ya gelirken 6 aylığına 150.000 euroya geldi. 150.000 euro satın alma opsiyonu da çok düşük. 2,5 mu 3 milyon 3 milyon euro olması lazım satın alma opsiyonunun. Valla hani çok sağa sola bakıyoruz. Forvet arayışı içerisindeyiz. O gelsin bu gelsin diyoruz ama hani Muleka bilginiz olsun diye söylüyorum. Lyon da talip diyor. Zaten Lyon talipse boşuna şey yapmanın lüzumu yok. Çok da araştırmanın lüzumu yok. Direkt alman lazım. Tabii bu Penza olayı. Mesela bu Penza ligimizde parladı. Dediler ki saman alevi. Sonra gidince de pişman oldular. Takımlar yani 3 büyükler 4 büyükler diye adlandırayım. Hepsi pişman oldu. Şimdi diyorlar ki aman bu Penza'yı geri getirsek. Muleka'da elini çabuk tutman lazım. Ama Muleka'yı alman için senin bir şeylerden feragat etmen lazım. Bilmiyorum neyden feragat etmen lazım. Yani feragat etmen lazım ve acele etmen lazım bence. Muleka iyi topçu mu? İzlediniz mi? Gördünüz mü arkadaşlar? Benim konuşmama gerek var mı? Futbolcu öyledir, böyledir, şöyledir dememe gerek var mı? Herhangi bir ifadeyle anlatmama gerek var mı? Bence yok. Bence yok. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Bence yok. Ha! Forvet transferi konusunda herkes bana aynı şeyi soruyor. Hocam biz forvete kimi alacağız? Biz forvete kimi alacağız? Arkadaşlar kimi alacağız diye bir duyuma, yani bir soruya doğru cevap verilemez. Sherlock, ben size söylüyorum Fenerbahçe'nin gündeminde yani adayların içinde diyorum. Ya hocam Sherlock olmaz gelmez Trabzon'un önceliği var falan filan. Bugün hem Sercan Hamzoğlu hem Yağız Sabuncuoğlu ikisi de doğrulamışlar. Sherlock'un Fenerbahçe listesinde olduğunu ve Beşiktaş'ın da Sherlock'u istediğini doğrulamışlar.
Ha, Beşiktaş'ın teklifi bizden daha iyi. Hatta anlaştılar diye duydum ama niye açıklamadılar ya da akıbeti ne oldu bilmiyorum. Biz bundan hariç Seferovic ve Vedat Muriç'le de ilgileniyor muyuz? İlgileniyoruz. Niye ilgileniyoruz Seferovic'ten? Onu da söyleyeyim. Seferovic geçen gün de mesela bana çok sordular. Sakatlık yaşamış. Hani performansı biraz geriye giden. Yani performans olarak biraz geriye giden. Sakatlık yaşayan, hani bu sezon sakatlık yaşadığı için söylüyorum. Ve yaşı 30. Giderek çaptan düşmekte olan bir forvet, yani matematiksel olarak diyorum. 2024'e kadar sözleşmesi olan futbolcunun 10 milyon euro piyasa değeri var. Bosna Hersek asıllı. Zamanında Benfica bedava alıyor Frankfurt'tan. Ondan önce Sociedad günleri var. Fiorentina, Novara, Lecce, yani İtalyan şey var. Bu sene 14 maç, 5 gol, 3 asist, 499 dakika. Yani dakika bazında çok iyi bir sezon ama sakatlık bazında kötü bir sezon. Bir de Jesus'un eski öğrencisi olması hasebiyle. İşin sonu oraya varacak mı bilmiyorum. Bunu kestirmek güç. Ama listede var mı? Var. Vedat Muriç'i var mı? Var. Hocam çok gol kaçırıyor. Ya kaçırsın. Bakın Şörlot'ta, Seferovic'de, Vedat Muriç'te Fenerbahçe'nin alma potansiyeli olan forvetler. Yani satın alma opsiyonu, kiralama. Bak işte Şörlot orada tırt çıktı. Bak Vedat orada tırt çıktı. En azından az zararla kurtulun. Bari yıllık ücretini ödemeyin diye. Şörlot'un önceliği var. Evet, kesinlikle var. Öncelik Trabzonspor'a, ama Trabzonspor nasıl alacak? Yani nasıl alacak? Şöyle anlatayım. Gol krallığının zirvesinde 15 gollü 4 futbolcu var. Ayup Elkabi, Hatayspor, Umut Bozok, Kasımpaşa, Pohjan Palo, Çaykur Rize ve Cornelius Trabzonspor. Yani 7. sırada Pesic 14, 6. sırada Batshuayi 14, 5. sırada Serdar Dursun 14. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. 2 tane Türk var ilk 7'de. Serdar Dursun ve Umut Bozok. Fenerbahçe'de İvme Umut Bozokken, hani şu bazı duyumcu arkadaşlar Umut Bozok Fenerbahçe'ye geldi, duyum imza attı, kesin buradan dönmez falan diyordu da ben diyordum ya arkadaşlar kesin konuşmayın diye. Ha, aynı Umut Bozok'u herhalde almışızdır o arkadaşlara göre. Pesic devre arasında kesin de kesin bizdeydi, şöyleydi, böyleydi. Sonuç. Yani sonuç. Yani uzun lafın kısası Trabzonspor Cornelius varken zannetmiyorum Sherlock'a gideceğini. Ona gitseler onu küstürür, ona gitseler onu küstürür. Ama şu aşamada Fenerbahçe'ne Sherlock'u yazın. Seferovic'i yazın. Vedat'ı yazın. Muleka'yı yazın. Umut Bulut ihtimali giderek düşüyor. Hocam Luis Suarez. Ya Suarez için de dediğim gibi istediği kadar birileri yok desin, listemizde yok desin, yalan desin. Ben söylüyorum, Luis Suarez bizim istediğimiz banda gelirse var. Ama oraya gelecek mi? İşte o konu biraz karışık. Bunu da söylemiş olduk gol krallığı yarışını. Bu arada Serdar Dursun 14, gol krallığının 15. 3 maç var. Beşiktaş maçını boş geçmezse son 2 maç Fenerbahçe'nin eli çok rahatlayıp bir şeyler olabilir. Göztepe'de Halil Akpınar ile taraftar arasında ipler koptu. Şimdi gelelim Halil Akpınar duyumuna. Ben durduk yere bu duyumu vermiyorum. Şimdi bir de detay vereceğim. Şimdi dört büyük kulüplerin transfer gündeminde, biliyorsunuz Halil Akpınar. Yok diyen varsa yalan söylüyordur. Ve Göztepe'nin arasındaki ipler açıldı. Göztepe'de profesyonel olduğu ikinci ligde, birinci ligde formayı terletti. Çaykur Rize maçında sert şekilde protesto edildi ve topu her ayağına aldığında yuhalanıp ıslıklanan deneyimli futbolcu 2018-19 sezonunda da taraftardan büyük tepki gördü. O sezonda Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'de, hani Akhisar'a 1-0 yenildiği maçın ardından futbolcu Alparslan Öztürk'le birlikte taraftarla gerginlik yaşadı. Ama bir süre sarı kırmızı futbol severlere küs kalan, daha sonra tribünlerle barış sağlandı diyor ve Göztepe'nin çocuğu Halil Akpınar tezahüratlarla bağrına basmıştım. Son olarak evinde Çaykur Rizespor'a 7-1 yenilerek tarihi hezimet yaşayan Göztepe'de Halil Akpınar'la taraftarın arası yeniden açıldı. Hocam Fenerbahçe'ye gelir mi? Devre arasında İsmail Kartal Halil Akpınar'ı istiyor. Fenerbahçe de teklif yapıyor. Göztepe ise 3 milyon euro istiyor. Yani zaten Göztepe Başkanı diyor ki biz Halil'i satarsak kümede kalma sıkıntısı yaşarız diyor.
Ve Galatasaray da Halil Akpınar'ı istiyor. Ona da yüksek bedel çekiliyor. Beşiktaş Trabzonspor'da istiyor ama alamıyorlar. Şu anda dördünün de ilgisi var. Ancak 3 milyon eurodan çok fazla inme derdinde değiller, düşüncesinde değiller. Bu düşünce varken ne Fenerbahçe, ne Galatasaray, ne Trabzonspor, ne Beşiktaş hiçbiri alamazlar. Sercan Hamzoğlu da bu duyumu bu şekilde doğruluyor arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi diye bir haber var. Haber sadece bu kadar. Hani Gaziantep maçındaki saha olayları sebebiyle PFDK'ya sevk edilmiş. Ahmet Çalın, saha olayı nedeniyle futbol disiplin talimatının 52. maddesi üzerinde PFDK'ya sevk edildi diyor. Merak ediyorum, başka takımlar hiç mi sevk edilmedi? Hani ben biliyorum bazı takımların Fenerbahçe'den çok çok daha fazla günahı var sahada. Yani sahada Fenerbahçe'den daha fazla günahı var. Ama bilmiyorum ne olacak, nasıl olacak, nasıl edecek, nasıl bitecek. Çok bir bilgim yok. Hep birlikte izleyip bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ama şu bir gerçek. İnşallah çifte standart uygulanmaz. Kim hangi takım neyi hak ediyorsa o cezayı alır ya da o sevk gerçekleşir. Yoksa federasyonumuzun da açıkladığı gibi herhangi bir takımın lobiciliğine ya da herhangi bir takıma sıcak bakmaya falan herhalde kimse yakın değildir. Son haberimizde Fenerbahçe Göztepe'den bir ismi daha kancalamış durumda. O isim kim? Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'a Fenerbahçe kanca atmış. İşte bir de böyle olunca çok enteresan oluyor. Fenerbahçe'ye spor haberleri, transfer haberleri, işte etiketleri vuruyorlar. Yapıştır gitsin. Yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Sözleşmesini yenilemeyen sezon sonunda yollar ayıracağı Berke Özer'in yerine diyor. Oraya emin olmayın. Göztepe'de kadro dışı kalan İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katmak istiyor diyor. Yani Berke'nin yerine İrfan düşünülüyormuş. 21 yaşındaki Berke'nin yerine. Tabii Galatasaray da istiyor demiş. Bu arada Galatasaray istiyorsa eminim Galatasaray'a gider. Ve yanlışım yoksa Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'un kalecisi Galatasaray'ın kalecisi. Giresunspor'un şu anki kalecisi de Galatasaray'ın kalecisi. Yani kağıt üstünde baktığın zaman, matematiksel olarak kağıt üstünde baktığın zaman Galatasaray'ın kalecileri gayet iyi bir tandemde. Bir de kiralıkları var. Düşünüyorum şimdi mesela İrfan Can'ı alıp, neydi o, Okan Koçuk'tu sanırım. Yanlışım varsa düzeltir. Okan Koçuk'tu. İrfan Can'ı alıp Okan Koçuk'u gönderirlerse bence çok büyük tepki görürler. Bir de hele Galatasaray maçındaki bir performansı var ki. Yani ömürlük bir performans. Genelde onu Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Fenerbahçe'ye karşı yaparlar ama Galatasaray'a karşı da yapmışlar. İlginç bir olay. Hani ben Fenerbahçe'den uzak olduğunu söyleyeyim İrfan Can'ın. Ha şunu belirteyim. Şunu belirteyim. Evet, Fenerbahçe'nin forvet listesinde Seferovic, Sörloth, Vedat Muriç'i var diyoruz. Ama yedek kaleci için düşünülen isim. Bence bu isim bitti. Ama niye açıklanmıyor ya da niye somut adım atılmıyor? Ligin tamamlanması bekleniliyordu diye düşünüyorum. Bence Ertuğrul Taşkıran hariç hiçbir kaleci duyumuna inanmayın arkadaşlar. Bu benim şahsi fikrim ve duyumlarımdan edindiğim kadarıyla size söyleyebileceğim şey. Hani İrfan Can Eğribayat da Halil Akbunar'ı verin paket servis, biz de sizden işte şu futbolcu istiyoruz deyip hani bizim istemediğimiz bir futbolcudan bizi kurtarırlarsa bir şey değişebilir mi? Tabii ki olabilir ama ben çok fazla ve çok fazla sanmıyorum olup olabileceğini. Neler olup biteceğini de hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.